Mardin'deki o katliam gibi kazayla başlayacağız bültenimizin bu ikinci dilimine. Mardin'de 20 kişinin yaşamını yitirdiği iki kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Kazaya karışan iki tır sürücüsü tutuklandı. Son bilgileri ekibimizden alacağız. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, kameraman arkadaşımız Sercan Sever'in görüntüleri eşliğinde bizlere aktaracak. Ceylan, söz sana bırakıyoruz. Büşra Santaş, senin de dediğin gibi o katliam gibi kazayı gerçekleştiren iki tır sürücüsü dün tutuklandılar. Gözaltı işlemleri yaralı oldukları için önce hastanede tedavileri yapıldı. Gözaltı süreleri başlatıldı. Daha sonra da Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından savcı huzurunda ifadeleri alındıktan sonra suç ceza hakimliğine sevk edildiler. İlk kazayı gerçekleştiren, yani bu arkamda gördüğünüz kıraathaneye çarparak duran ve 4 kişinin kendisiyle birlikte yaralanmasına neden olan tır şoförünün ifadesine ulaşmıştık. İfadesinde rampadan aşağı doğru inerken hızını düşürdüğünü, ancak freni patladığı için aracı durduramadığını, araçlara çarpmamak için de direksiyonu kırdığında bu kazayı gerçekleştirdiğini söylemişti. Çevresinde kendisine yardım edenleri, aracın içinde sıkışmış haldeyken yardım edenleri hatırladığını, başka bir şey hatırlamadığını söyledi. Kapasitesinin üstünde yük taşıdığı iddiasına ilişkin de sorulan soruya cevaben savunmasında 27 tonluk bir yükleme yaptığını, gübre yüklemesi yaptığını, toplamda 29 tonluk bir kapasitesinin olduğunu söyledi. Bu gördüğünüz kıraathane tamamen gübre torbaları da buraya fırladı. Torbalarla dolu o ilk tırın çarpması nedeniyle ve frenin boşalmasını da neden boşaldığını bilmediğini ve çünkü bir ay öncesinde aracın bakımını yaptırdığını ileri sürdü. İkinci tır şoförünün de ifadesinin alınmasıyla Derik Suç Ceza Hakimliği iki tır şoförünün de taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölmesine neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine karar verdi. İlk kazanın ardından bu ikinci yaşanan kaza Derik'te katliama, adeta bir katliama neden olmuştu. Ve o katliamda dediğimiz gibi 20 kişi hayatını kaybetti. İçlerinde Derik halkıyla birlikte burada yardıma gelenlerin arasında sağlıkçılar ve polis ekipleri vardı. Henüz bir hafta önce Tekirdağ'daki görevinden Mardin Derik'e tayini çıkan polis memuru Yahya Ergin, 33 yaşındaydı, bir çocuk babasıydı. O da burada vatandaşlara yardım etmek için buradaydı o kazadan sonra. O da burada şehadet şerbetini içti. Dün hayatını kaybeden 20 kişi toprağa verildi. Derik adeta kocaman bir taziye çadırına döndü. Her sokakta, hemen hemen her evde acı yükseliyor, ağıt yükseliyor. Derikliler kayıpları için ağlıyorlar. Yaralıları için de şifa diliyorlar. Ve Derik'te hala da tüm dükkanların kapalı olduğunu, yasın ve acının hakim olduğunu söyleyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.